Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Risale-i Nur külliyatından küçük sözler seslendirmesinin ve görüntülü sohbetlerinin son bölümündeyiz. Risale-i Nur'a ilk başladığım ve beni Risale-i Nur'a aşina yapan 8. söz ile nihayete ereceğiz inşallahü teala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. İnned dine indallahil islam. Şu dünya ve dünya içindeki ruh insani ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini ve eğer dini hak olmazsa dünya bir zindan olmasa ve dinsiz insan en bedbaht mahluk olduğunu ve şu alemin tılsımını açan ruhu beşeri zulmattan kurtaran ya Allah ve la ilahe illallah olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeye bak, dinle. Eski zamanda iki kardeş uzun bir seyahate beraber gidiyorlar. Gitgide ta yol ikileşti. O iki yol başında ciddi bir adamı gördüler. Ondan sordular, hangi yol iyidir? O dahi onlara dedi ki, sağ yolda kanun ve nizama tebaiyet mecburiyeti vardır. Fakat o külfet içinde bir emniyet ve saadet vardır. Sol yolda ise serbestiyet ve hürriyet vardır. Fakat o serbestiyet içinde bir tehlike ve şekavet vardır. Şimdi intihaptaki ihtiyar sizdedir. Bunu dinledikten sonra güzel huylu kardeş sağ yola tevekkeltu Allah deyip gitti. Ve nizam ve intizama tebaiyeti kabul etti. Ahlaksız ve serseri olan diğer kardeş sırf serbestlik için sol yolu tercih etti. Zahiren hafif, manen ağır vaziyette giden bu adamı hayalen takip ediyoruz. İşte bu adam deriden tepeden aşıp gitgide ta hali bir sahraya girdi. Birden müthiş bir sada işitti. Baktı ki dehşetli bir arslan meşelikten çıkıp ona hücum ediyor. O da kaçtı. Ta 60 arşın derinliğinde susuz bir kuyuya rast geldi. Korkusundan kendini içine attı. Yarısına kadar düşüp elleri bir ağaca rast geldi. Yapıştı. Kuyunun duvarında görmüş olan o ağacın iki kökü var. İki fare, biri beyaz, biri siyah. O iki köke musallat olup kesiyorlar. Yukarıya baktı, gördü ki arslan nöbetçi gibi kuyunun başında bekliyor. Aşağıya baktı, gördü ki dehşetli bir ejderha içindedir. Başını kaldırmış, 30 arşın yukarıdaki ayağını tekarrüp etmiş. Ağzı kuyu ağzı gibi geniştir. Kuyunun duvarına baktı, gördü ki ısırıcı mızır haşerat etrafını sarmışlar. Ağacın başına baktı, gördü ki bir incir ağacıdır. Fakat harika olarak muhtelif çok ağaçların meyveleri, cevizden nara kadar başında yemişleri var. İşte şu adam suyu fehminden, akılsızlığından anlamıyor ki bu adi bir iş değildir. Bu işler tesadüfi olamaz. Bu acip işler içinde garip esrar var. Ve pek büyük bir işleyici var olduğunu intikal etmedi. Şimdi bunun kalbi ve ruh ve aklı şu elim vaziyetten gizli feryad figan ettikleri halde nefsi emmaresi güya bir şey yokmuş gibi tecahül edip ruh ve kalbin ağlamasından kulağını kapayıp kendi kendini aldatarak bir bahçede bulunuyor gibi o ağacın meyvelerini yemeye başladı. Halbuki o meyvelerin bir kısmı zehirli ve muzır idi. Bir hadis-i kutsi'de Cenab-ı Hak buyurmuş,
Ene inde zanni abdi bi. Yani kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim. İşte bu bedbaht adam suizan ile ve akılsızlığı ile gördüğünü adi ve aynı hakikat telakki etti. Ve öyle de muamele gördü. Ve görüyor ve görecek. Ne ölüyor ki kurtulsun ne de yaşıyor. Böylece azap çekiyor. Biz de şu meş'umu bu azapta bırakıp döneceğiz. Ta öteki kardeşin halini anlayacağız. İşte şu mübarek akıllı zat gidiyor. Fakat biraderi gibi sıkıntı çekmiyor. Çünkü güzel ahlaklı olduğundan güzel şeyleri düşünür. Güzel hülyalar eder. Kendi kendine ünsiyet eder. Hem biraderi gibi zahmet ve meşakkat çekmiyor. Çünkü nizamı bilir, tebaiyet eder, teshilat görür. Asayiş ve emniyet içinde serbest gidiyor. İşte bir bahçeye rast geldi. İçinde hem güzel çiçek ve meyveler var, hem bakılmadığı için murdar şeyler de bulunuyor. Kardeşi dahi böyle birisine girmişti. Fakat murdar şeylere dikkat edip meşgul olmuş, midesini bulandırmış, hiç istirahat etmeden çıkıp gitmişti. Bu zat ise her şeyin iyisine bak kaydesiyle amel edip murdar şeylere hiç bakmadı. İyi şeylerden iyi istifade etti. Güzelce istirahat ederek çıkıp gidiyor. Sonra gitgide bu dahi evvelki biraderi gibi bir sahra-i azimeye girdi. Birden hücum eden bir aslanın sesini işitti. Korktu. Fakat biraderi kadar korkmadı. Çünkü hüsnü zannıyla ve güzel fikriyle şu sahranın bir hakimi var. Ve bu aslan o hakimin tahtı emrinde bir hizmetkar olması ihtimali var diye düşünüp teselli buldu. Fakat yine kaçtı. Ta 60 arşın derinliğinde bir susuz kuyuya rast geldi. Kendini içine attı. Biraderi gibi ortasında bir ağaca eli yapıştı. Havada muallak kaldı. Baktı ki iki hayvan o ağacın iki kökünü kesiyorlar. Yukarıya baktı arslan, aşağıya baktı bir ejderha gördü. Aynı kardeşi gibi bir acip vaziyet gördü. Bu dahi tedehüş etti. Fakat kardeşinin dehşetinden bin derece hafif. Çünkü güzel ahlakı ona güzel fikir vermiş. Ve güzel fikir ise ona her şeyin güzel cihetini gösteriyor. İşte bu sebepten şöyle düşündü ki, bu acip işler birbiriyle alakadardır. Hem emir ile hareket ederler gibi görünüyor. Öyleyse bu işlerde bir tılsım var. Evet, bunlar bir gizli hakimin emriyle dönerler. Öyleyse ben yalnız değilim. O gizli hakim bana bakıyor. Beni tecrübe ediyor. Bir maksat için beni bir yere sevk edip davet ediyor. Şu tatlı korku ve güzel fikirden bir merak neşet eder ki, acaba beni tecrübe edip kendini bana tanıttırmak isteyen ve bu acip yol ile bir maksada sevk eden kimdir? Sonra tanımak merakından tılsım sahibinin muhabbeti neşet etti ve şu muhabbetin tılsımı açmak arzusunu neşet etti. Ve o arzudan tılsım sahibini razı edecek ve hoşuna gidecek bir güzel vaziyet almak iradesi neşet etti. Sonra ağacın başına baktı. Gördü ki incir ağacıdır. Fakat başında binlerle ağacın meyveleri vardır. O vakit bütün korkusu gitti. Çünkü kalp iyi anladı ki bu incir ağacı bir listedir, bir fihristedir, bir sergidir, bir mahfi hakim
bağ ve bostanındaki meyvelerin numunelerini bir tılsım ve bir mucize ile o ağaca takmış ve kendi misafirlerine ihzar ettiği etimeyi bir işaret suretinde o ağacı tezyin etmiş olmalı. Yoksa bir tek ağaç binler ağaçların meyvelerini vermez. Sonra niyaza başladı. Ta tılsımın anahtarı ona ilham oldu. Bağırdı ki, ey bu yerlerin hakimi, senin bahtına düştüm. Sana dehalet ediyorum ve sana hizmetkarım ve senin rızanı istiyorum ve seni arıyorum. Ve bu niyazdan sonra birden kuyunun duvarı yarılıp şahane, nezih ve güzel bir bahçeye bir kapı açıldı. Belki ejderha ağzı o kapıya inkılap etti. Ve arslan ve ejderha iki hizmetkar suretini giydiler. Ve onu içeriye davet ediyorlar. Hatta o arslan kendisine müsahhar bir at şekline girdi. İşte ey tembel nefsim ve ey hayali arkadaşım, geliniz bu iki kardeşin vaziyetlerini müvazene edelim. Ta iyilik nasıl iyilik getirir ve fenalık nasıl fenalık getirir görelim, bilelim. Bakınız, sol yolun bedbaht yolcusu her vakit ejderhanın ağzına girmeye muntazırdır. Titriyor. Ve şu bahtiyar ise meyvedar ve remnaktar bir bahçeye davet edilir. Hem o bedbaht elim bir dehşette ve azim bir korku içinde kalbi parçalanıyor. Ve şu bahtiyar ise leziz bir ibret, tatlı bir havf, mahbub bir marifet içinde garip şeyleri seyir temaşa ediyor. Hem o bedbaht vahşet ve mevsiyet ve kimsesizlik içinde azap çekiyor. Ve şu bahtiyar ise ünsiyet ve ümit ve iştiyak içinde telezzüz ediyor. Hem o bedbaht kendini vahşi canavarların hücumuna maruz bir mahpus hükmünde görüyor. Ve şu bahtiyar ise bir aziz misafirdir ki misafiri olduğu mihmandar kerimin acip hizmetkarları ile ünsiyet edip eğleniyor. Hem o bedbaht zahiren lediz, manen zehirli yemişleri yemekle azabını tacil ediyor. Zira o meyveler numunelerdir. Tatmaya izin var, ta asıllarına talip olup müşteri olunsun. Yoksa hayvan gibi yutmaya izin yoktur. Ve şu bahtiyar ise tadar, işi anlar, yemesini tehir eder. Ve intizar ile telezzüz eder. Hem o bedbaht kendi kendine zulmetmiş. Gündüz gibi güzel bir hakikati ve parlak bir vaziyeti basiretsizliğiyle kendini muzlim ve zulmatlı bir evham, bir cehennem şekline getirmiş. Ne şefkati müstahaktır ve ne de kimseden şekvaya hakkı vardır. Mesela bir adam güzel bir bahçede ahbaplarının ortasında yaz mevsiminde hoş bir ziyafetteki keyfi kanaat etmeyip kendini pis müskirlerle sarhoş edip kendisini kış ortasında canavarlar içinde aç, çıplak, tahayyül edip bağırmaya ve ağlamaya başlasa nasıl şefkate layık değil? Kendi kendine zulmediyor, dostlarını canavar görüp tahkir ediyor. İşte bu bedbaht dahi öyledir. Şu bahtiyar ise hakikati görür. Hakikat ise güzeldir. Hakikatin hüznünü derk etmekle hakikat sahibinin kemaline hürmet eder. Rahmetine müstehak olur. İşte fenalığı kendinden, iyiliği Allah'tan bil olan hükmü Kur'an'ın sırrı zahir oluyor. Daha bunlar gibi sahih farkları muvazene etsen anlayacaksın ki evvelkisinin nefs emmaresi ona bir manevi cehennem ihzar etmiş.
ve ötekisinin hüsnü niyeti ve hüsnü zannı ve hüsnü hasreti ve hüsnü fikri onu büyük bir ihsan ve saadete ve parlak bir fazilete ve feyze mazhar etmiş. Ey nefsim ve ey nefsimle beraber bu hikayeyi dinleyen adam, eğer bedbaht kardeş olmak istemezsen ve bahtiyar kardeş olmak istersen, Kur'an'ı dinle ve hükmüne muti ol ve ona yapış ve ahkamıyla amel et. Şu hikaye temsiliyede olan hakikatleri eğer fehmettin ise, hakikati dini ve dünyayı ve insanı ve imanı ona tatbik edebilirsin. Mühimleri ben söyleyeceğim, incelerini sen kendin istihraç et. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena innek entel alimul hakim ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Sevgili dostlarım, nasıl ki bu ders bize iki kademede verilmiş ise, biz de o güzel hatıraya bir hüsnü niyet olarak ve bir hatırlatma olarak bu son dersimizde iki kademede yapacağız ve hakikatini de bir sonraki derse saklayacağız. Böylelikle şu güzel 8 bölümlük süren görüntülü ve sesli Risale-i Nur dersimizi birazcık daha uzatarak lezzetini arttırmış olacağız. Sizi en güzel olana, en değerli olana Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Selamun aleyküm. Hocam hoş geldin, hocam hoş geldin. Hoş buldum Veli Şevket. Hocam ben de seni tanıyan oldum. Merhaba. Merhaba. Barlalı dostlarım. Merhaba. Gönül kapılarını bana açan vefakar kardeşlerim. Merhaba. Allah her şeyi yapar, güzel yapar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz üstadım. Mehmet kardeşim. Kur'an hizmetleri inşallah çok inkişaf edecek. Bütün dünya nurlanacak. İnşallah üstadım, duanızın bereketiyle inşallah. İnşallah. Sefa geldin hocam. Hoş geldiniz hocam. Kusurumuzu bağışlayın. Biz husumetten yana değil, muhabbetten yanayız. Hocam. Hocam. Beni talebeliğe kabul eder misiniz? Affedin beni hocam. Kardeşlerim, biz acele ettik, kışta geldik. Sizler cennet asa bir baharda geleceksiniz. Bizim vazifemiz müsbet harekettir, menfi hareket değil.